Merhabalar Selahattin Demirtaş hakkında bir beraat kararı daha verildi. İstinaf Mahkemesi dönemin Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman'a hedef gösterdiği iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş hakkında beraat kararı verdi. Peki ne olmuştu hemen şöyle özetleyeyim. Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Ocak 2020 tarihinde yaptığı savunmada yeniden tutuklanması sürecinde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olan Yüksel Kocaman'ı eleştirmişti ve başsavcının kendisine kumpas kurduğunu iddia eden Demirtaş hukuk önünde hesap verecek demişti. Bu sözler nedeniyle Demirtaş hakkında terörle mücadelede görev alan kamu görevlisini hedef göstermek suçundan dava açılmıştı. Yargılamalar sonucunda Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş'ı bu suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Ve mahkeme ayrıca varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit suçundan Demirtaş'a suçun yasal unsurları oluşmadığından beraat kararı verdi. Şimdi Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman'ın itirazı üzerine dosya istinafa taşındı ve Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını kaldırarak oy birliğiyle bugün Demirtaş'ın beraatine karar verdi. 30 Nisan tarihli kararın gerekçesinde anayasada güvence altına alınan iddia ve savunma dokunulmazlığına vurgu yapıldı. Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin bu konudaki iştahatlarına işaret edilen kararda eğer böyle bir hak olmazsa iddia ve savunma serbestçe yapılamayacak ve söylenmesi gereken cezai yaptırımına maruz kalma korkusuyla ifade edilemeyeceğinden yapılan yargılama sonucunda hedeflenen gerçeğe ulaşma ve adaletin gerçekleşmesi de söz konusu olmayacaktır denildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kamu görevlilerinin kabul edilebilir eleştiri sınırının sade vatandaşlara nazaran daha geniş olduğu yönündeki içtihatına işaret edilen karar da bu kapsamda katılanın olay tarihi itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gibi bürokratik yönü de bulunan önemli bir kamu görevini yerine getiriyor olması nedeniyle kendisi hakkında bu tür eleştirilerin yapılmasının olağan ve katlanılabilir olduğunu da değerlendirilmelidir ifadesi kullanılıyor. Yani Yargıtaş 4. Ceza Dairesi'nin bu konudaki aslında karar yani karardaki değerlendirmeleri de bu şekilde. Yani Selahattin Demirtaş'a Başsavcı Yüksel Kocaman'a işte tehdit ettiği iddiasıyla verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası bozulmuş oldu. Şimdi herhangi bir kafa karışıklığına neden olmaması için de şunu vurgulamakta da yarar var. Selahattin Demirtaş ayrıca Kobani davasından tutuklu yani beraat kararı verildi ama Kobani davasından tutukluluğu sürdüğü için cezaevinden çıkamayacak. Yani şu an için çıkamayacak diye ifade edelim. Aynı zamanda şunu da hatırlatmakta yarar var. Selahattin Demirtaş'a yöneltilen tüm suçlamalar bir bir aslında zaman içerisinde beraatle sonuçlanıyor. Gelinen noktada bu sıcak gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istedim yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.